Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Mehmet Gözetlik. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız Mehmet Bey? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Nasıl geçiyor bu pandemi süreci? Evde geçiyor. Alerjik astımım var benim. Aa, çok geçmiş olsun. Sağ olun. Oğlumun da daha önce kalbinden geçirdiği bir operasyon var. 4 yaşında bir oğlum var. Çok geçmiş. İsmi Atlas. Teşekkür ederim. O yüzden hem oğlum için hem kendim için risk almamaya çalışıyoruz. Sonuçta riskli gruplara giriyoruz ikimizden. Evet. Ama zaten ben hayatı evde geçen, üretimini evde gerçekleştiren birisi olduğum için çok zorlamıyor beni açıkçası. Tabii ki insanlara çok sarılmak istiyorum, annemi çok özledim. Sonuçta arada Kemal Hayit diye bir arkadaşım var mesela, o geldi, benden alması gereken bir şey vardı. Çok kısa karşı karşıya geldik, maskeliydik ikimiz de. Elimizi bile sıkamamak insanı zorluyor. Yani sonuçta sosyal varlıklarız. Evet. Yani sarılmak istiyoruz. Dönemde en çok zorlanılan şey, hani biz tasarımcılar olarak işi bir şekilde online platformlardan dijital olarak yapabiliyoruz ama özellikle insanlarla iletişimi merhaba şeklinde yapmak gerçekten birazcık sıkıntı oluyor. Yavaş yavaş katılımımız arttığına göre benim birkaç sorum Evet. var. Onlarla başlamak istiyorum. Tabii ki. Ben sizi 2013 yılında... Öncelikle ben size teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ve zaman ayırıp şu anda izleyen herkese de ayrıca teşekkür ederim. İlgi gösterdiğiniz için. Katılımımız birazdan artar. Yani o yüzden ilk başta ben biraz daha sizi tanımaya yönelik sorular sormak istiyorum. Ben sizinle 2013 yılında tanışmıştım. Gazi Üniversitesi'ne gelmiştiniz. Hatta o zaman bu şekilde izlemiştik. Aa, neler yapmış falan diye. O yüzden hani ben sizi tanıyorum ama hani yeni tasarımcı arkadaşlarımız var. İşte yeni tercih yapacak arkadaşlarımız var. Onun için kısacık sizden hani kendinizi tanıtmanızı istiyorum. İsmim Mehmet Gözetlik. Tasarımcıyım. Aslında kariyerimin yönlendirdiği bir hayata doğru evrildim. Ne o? Aslında ilk kariyere başladığımda, yani bu tasarımcı olmayı hayal ettiğimde düşünmediğim şeyleri tasarlar halde buldum kendime. Yani ilk ben Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini yazmaya karar verdiğimde ya da oraya gitmeye hayal ettiğimde font tasarlayacağım aklıma gelmezdi mesela. Veya hani bırakın fontu, tuzluk tasarlayacağım aklıma gelmezdi. O daha ilginç. Ve zaman içinde şeyi fark etmeye başladım. Aslında tasarım dediğiniz şey bir konuda bir sorunu bulmak, bir problemi ortaya çıkartmak ve onu çözmekten ibaret aslında. Dolayısıyla son zamanlarda, kariyerimin son yıllarında hiç yapmadığım şeyleri yapmaya çalışıyorum. Yani hiç yapmadığım zorlukları göğüslemeye, hiç çözmediğim problemleri çözmeye ulaştırmaya çalışıyorum. Çünkü aslında bu beni bir öğrenme sürecine dahil ediyor ve onu daha çok seviyorum tasarlamaktan. O problemi öğrenmeye, o problemin nasıl çözüleceğini kavramaya itiyor beni. Dolayısıyla bir yandan da o öğrenme süreci bu konuyu öğretmeye itiyor. İşte zaman zaman üniversitelerde dersler veriyorum. Yaklaşık 5-6 yıldan beri özel kurumlara, ki bu kurumlar tasarımla hiç ilgisi olmayan kurumlar, bankalara, sigorta kurumlarına görsel iletişim eğitimleri veriyorum. Çeşitli konuları kapsıyor bunlar. İşte veri görselleştirme konusunda eğitim veriyorum. Etkili sunum nasıl yapılır, bu konuda eğitim veriyorum. Ve eğitim verdiğim insanlar müdürler, banka müdürleri, yöneticiler, bölge müdürleri. Dolayısıyla o eğitimi verirken de tekrar öğrenmem gerekiyor. Ve sürekli bir öğretim süreci içinde olmak, sürekli bir öğrencilik deneyimi içinde olmak beni çok mutlu ediyor. Bu şey, babanız ya da anneniz şey der ya, oğlum baba olduğunda anlarsın.
Yani öğrenciyken hep öğrenciliğin bitmesini arzu ederdim ben de herkes gibi. Hayata atılmayı ve gerçek hayatta gerçek üretici olmayı arzu ederdim. Sonra fark ettim ki öğrenci olmak daha keyifliymiş. Dolayısıyla tekrar kendimi öğrenci olmaya itiyorum aslında. Yani kendi tasarım sürecimi sonsuz bir öğrencilik süreci olarak ifade edebilirim. Sürekli öğreniyorum ve bu acayip keyif veriyor. Aslında tasarımlarımın arkasında da o sürekli öğrenme ve sürekli soru sorma. Yani bugün mutlaka vardır izleyen öğrenciler. Onlar gibi olmaya, o duyguyu yaşamaya çalışıyorum aslında kendi sürecimde. Evet. Ben bize yaptığımız sunumda şeyi hatırlıyorum. Hani herkes işte İstanbul'da vapura bindiği zaman Kız Kulesi'ne bakarken işte ben oradaki tersanelere ve neydi o şeyden? Konteynerler. Konteynerlere bakıyorum. Konteynerlere baktığında pantone gibi geliyordu çünkü onlar bana. Ve hep şeyi düşünüyordum yani örneğin. Yani kimin aklına geldi? İlk buna, ya bunlar böyle düz gri olmadı. Bunları bir boyayalım, rengarenk olsunlar demek. Ya da birisi kırmızı yaptı. Çünkü konteynerler, tabii ki griler de var içinde ama çok renkliler gerçekten. Yani evet. Konteyner terminaline baktığınızda rengarenk görünüyorlar. Ve bazen bunu sormak bana hiç ummadığım şeyleri tetiklenmesine sebep oluyor. Aynı bugün 4 yaşındaki oğlum da benzer sorular. Baba neden o öyle? Neden bu böyle? Evet. Neden o öyle? O anlamaya çalışıyor hayatı. Aslında ben de kendi kariyerimde aynı çocukça bakış açısıyla soruyorum soruları. Yani böyle o neden öyle? Bunu kim yaptı acaba? İlk yapan kimdi? Yani bunu araştırmayı çok seviyorum. Eve gelip bakıyorum. O konteyner terminini ilk kim koydu oraya yadan ziyade o renk kimin aklından çıktı yani? O yüzden sürekli aslında bir şeyler öğreniyorsunuz. Evet. O zaman ikinci soruma geçeyim. Tipografi ile ilgili aslında çok fazla soru soracağım size. Hem özel bir ilginiz olduğu için ve çok fazla font tasarım yaptığınız için. Ama ben önce bir 2010 yılından bir soru sormak istiyorum size. Tabii. Bu maksimalist pazarda minimalist etki projeniz hala da gündemde olan, bence hala etkisini sürdüren bir proje. Evet. Bu projeden bahsetmek ister misiniz? Ya ben yanlış hatırlamıyorsam Nutella almaya gittiğinizde rafta saçma. Evet. Yani biraz konuşmamda da bahsettiğim şekilde aynen şu anda evlendiğim kişi olan eşim, o günlerde sevgilimde beraber onun zaman zaman Nutella canını çektiği anlar oluyor. Ve Nutella almaya girdik markete ve markete baktığımda her şey çok karışık geldi bana. Yani marketi şöyle gözünüzde canlandırmaya çalışın. Bir de sonrasında araştırdım ki sadece çikolata almak isteyen birisi 300 çeşit çikolatayla karşılaşıyor ortalama 2M1 Migros'ta. Yani dolayısıyla o 300 çeşit çikolatanın arasından çikolata alacağını varsaydığımız kişi nasıl çikolata seçecek? Ve o ambalajlar 300'ü birden nasıl en öne geçecek gibi böyle ve şeyin farkına vardım. Aslında bugünkü ambalajlarda da 50 yıl önceki ambalajlardaki çözüm yaklaşımını sürdürdüğümüzü fark ettim. Ve acaba bugün bu yaklaşımda bir shift yapmanın zamanı geldi mi diye insanlara sormak istedim. Şimdi benim kendi adıma söyleyebileceğim bir şey var. Eğer öğrenmek istiyorsanız, biraz önce dedim ya öğrenmek istiyorum ben. Öğrenmek istiyorsanız öncelikle bilmediğinizi kabul etmeniz gerekiyor. Eğer bildiğinizi varsayarsanız aslında kendinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz eğer öğrenmek istiyorsanız. Çünkü öğrenme kapınızı kapatmış oluyorsunuz. Bilmediğinizi varsaydığınızda ya da en azından belki ben yanlış biliyorum dediğinizde yeni bir kapıyı açmanın ilk adımını atıyorsunuz aslında. Yani ben o gün ambalajları kendi kendime tasarlamayı düşündüm mesela ilk önce. Sonra o günlerde ambalajlarla da ilgili çalışan Salih Küçükağ isimli bir arkadaşım vardı. Onunla bu mesele hakkında konuştuk. Ve sohbetin ilerleyen anlarında yani sadece Salih'le değil başka insanlarla da konuştum. Şunu fark ettim. Aslında
Bunu insanlara sormak lazım. Acaba biz böyle mi düşünüyoruz? Doğruyu mu düşünüyoruz? Yoksa insanlar da mı böyle düşünüyor? Yani o gün ilk projeyi yayınladığımda aslında ben insanlara sadece sordum. Size hangisi doğru geliyor diye. Yani bir ve tasarım yapmadım. Sadece üzerinden gereksiz gördüğüm şeyleri attım. Eleme yaptım. Ve en az tasarım yaptığım proje en çok konuşulan projem oldu. Bu da bana çok aslında ilginç geliyor. Yani buradan da dersler çıkarmam gerektiğine karar veriyorum. Ve insanlara sordum ben basitçe. Dedim ki sizce bu ambalajların sadeleşmesi gerekiyor mu? Yoksa oldukları gibi kullansak daha mı iyi? İki versiyonunu ürettim hepsinin. Ve burada ambalajları seçerken o gün karar verdim daha. Sevgimle beraber dedim ki ben bunu insanlara sormak istiyorum dedim. Ve bir sürü ambalaj seçtik. Uluslararası kamuoyu tarafından anlaşılabilecek. Yani kalkıp mesela ülkenin bir ürünü almadık çünkü ülkenin Fransa'da bulunması zor. Evet. Hemen içselleştirebilecekleri ürünleri seçmeye çalıştık. Yani global markete erişim olan ürünleri seçtik. Dolayısıyla yine hala tekrarlıyorum, hiç öngörmüyordum aslında ben projenin böylesine bir etki yaratacağını. Ben 3-5 kişiden feedback alırım diye umuyordum ve bunu bir analiz gibi bakıyordum projeye. Bir analiz yapacağım ve bu analiz sonucunda kendi projelerime yön vereceğim diye bakıyordum. O yüzden de aslında projede sonuca değil yolculuğun kendisine hedeflemek gerekiyor. Yani yolculuğa odaklandığınız zaman hiç ummadığınız güzel sonuçlar gelebiliyor ki ben çok mutluyum o projenin bana yaptığı geri dönüşün tamamından. Hiç ummadığım insanlarla tanışmama sebep oldu. Hiç ummadığım insanlara kendimi aktarabilmemi sağladı. Ve hiç ummadığım insanları öğrenmemi sağladı. Ve böyle normalde diğer projelerimle daha az etkili yapabildiğim bir köprüyü kurmamı sağladı. Dolayısıyla yani dediğim gibi 3 gün, 3-5 gün önce daha birisi paylaştı Instagram'da. Ve Hindistan'dan bir yazılım geliştiricisi bu sadelikle ilgili bir konuda fikirlerimi almak istedi. Dolayısıyla onunla bir bağlantı kurmamı sağladı. Yani böylelikle dediğim gibi yani benim için önemli olan o insanlara ulaşmak ve o insanlara kendimi ulaştırabilmek. Evet, yani o projeniz bence de yani işte sizden sonra Starbucks'ın sadeleşmesi, pek çok evet. Büyük markanın sadeleşmesi sizin bence hani bir attığınız bir adım. Yani belki yani, olmasını dedirtti insanlar. Uluslararası yayınlar projelerin yani bu sadeleşme projelerinin hepsinin benimle ve benim projemle ilişkili olduğunu düşündüler ve birçok kere birçok blokta dünyayı etkileyen projeler arasında gösterildi proje. Uluslararası tasarım trenlerinde Pekin'de sergilendi ki o sergide mesela benim tanışmayı bile hayal edemeyeceğim, büyük bir ihtimalle o adamla da tanışmam herhalde diyebileceğim tasarımcılarla beraber karmalı bir sergide sergilendi ki bundan içinde Philip Stark var, Norman Foster var, Zaha Hadid var ve dolayısıyla hep böyle bazen öğrenciler bana soruyorlar yani iyi bir proje nasıl yaparım böyle sizin projeleriniz gibi projeyi nasıl üretirim diye bana sormaya ve grafik tasarıma dair ya da başarıya dahil ipucu almaya çalışıyorlar gençler. Benim hani kısa bir cevabım yok hiçbir zaman böyle bir şeye ama en kısa cevabım kendi istediğiniz şeyi bulmaya çalışın. Tutkuyla yapın yapacağınız şeyi ve sonucunu önemsemeyin. Yani bu benim hayatımda minimalist serisi gibi çok başarılı olan projelerim olduğu kadar çok başarısız olan ve tarihin sayfalarında kaybolan bir sürü projem de var. Ve bu ülkedeki problemlerden bir tanesi başarısızlığın
kabul görmeyişin başarı kadar. Evet. Şöyle ki yurt dışında, batıda, doğuda daha zor başarısızlığın kabul görmesi, batıda daha kolay. Örneğin gerçek bir örnek vereyim. Elon Musk, Elon Musk, bu şimdi SpaceX'i konuşuyoruz, Tesla'yı konuşuyoruz. Onların kendi içinde de bir sürü başarısızlığı var. Hatta SpaceX projesindeki başarısızlıklarını gösterdikleri bir video var. Eğer izlemediyseniz bunu YouTube'da bulabilirsiniz. Fail, SpaceX Fail diye kendi official hesaplarından yayınladıkları, o roketlerin düştükleri anları gösterdikleri bir videoları var. Ama öncesinde biliyorsunuz PayPal'ı kuruyor ve PayPal'ı satarak aslında bugünkü birikimlerini ilk startup'ını veriyor. PayPal'ın öncesinde 4 tane şirket batırmış Elon Musk. Ama ve, bugünler geldi. Yani hızlık bir şeyler de oldu. Çok sevdiğim klişe bir şey var bu konuda. Başarınızın formülünün neye bağlı diye sormuşlar birisine. O da demiş ki verdiğim iyi kararlara verdiğiniz iyi kararları nasıl verdiniz peki demişler. Deneyimim sayesinde demiş adam. Peki deneyiminiz nasıl oluştu demişler. Verdiğim kötü kararlar sayesinde demiş. Sonuç olarak tabii ki insan yani bir gün belki başarısızlıklarımı gösterdiğim benim başarısızlıklarım diye bir meselesi taşırım ama bolca bunu yapmaya çalışıyorum ben. Özellikle öğrencilere kendi başarısızlıklarımı göstermeye çalışıyorum. Başarısız olmaktan çekinmesinler. Yani başarısızlık onlar için bir engel teşkil etmesin. Başarısızlıklarla öğrendiğimizi, bütün insanlığın böyle öğrendiğini unutmasınlar. Kesinlikle katılıyorum. O zaman tipografi konusuna geri dönersek. Evet. Bu font tasarımlarınızı bir şeylerden etkilenip mi yapıyorsunuz yoksa tamamen içgüdüsel olarak bu şekilde olmalı mı diyorsunuz? Yani bir etkilendiğiniz bir yerler oluyor mu? Benim projelerimin hiçbirinde, bir tanesinde bile aklı başında yaptığım projelerden kastediyorum. Öğrenci döneminde belki vardır aklı başında olmayan projelerim. Ama son yıllardaki ürettiğim, yayınladığım, kendi web sitemdeki projelerin hepsinde bilinçli bir seçim var. Ve hepsinde etkilendiğim bir çıkış noktası var. Yani Public Gothic'te mesela kendi konuşmalarımda da anlattığım Public Enemies isimli bir filmin posteri ve filmin jeneriği için yapılmış bir font tasarımı var. O font New Deal isimli bir fontun tasarımında bana göre hatalı olan bir şeyler vardı ve bunların düzeltildiğinde daha iyi bir font olduğuna karar verdiğim Public Gothic'i ürettim. New Deal'la Public Gothic'i kıyaslarlarsa aralarındaki farkı görebilirler. New Deal'ı da internetten ararlarsa Neville Brody tarafından tasarlanmış bir font tasarımı New Deal. Veya Modül isimli font tasarımı, Modül 300 DPI Master's tezim sırasında geçici körlük yaşadığım bir rahatsızlık oldu. Ve bu 2 saat boyunca görüntüyü kaybettim. Bayağı kör oldum yani Cüneyt Arkın filmlerindeki gibi. Buradan yola çıkarak bilgisayarla yönelik bir font tasarımı nasıl yapılır diye ürettiğim bir font tasarımıydı aslında. Ve birçok piksel tabanlı fontun özelliğini display tabanlı fontun özelliğiyle birleştirdiğim bir bakış açısının çıktısıydı. Bir taraftan da ürettiğim logo tasarımlarında da çoğunlukla kendim font tasarlıyorum. Yani en son geçtiğimiz hafta ABC'nin mesela kurumsal kimliğini yayınladım. Henüz yayınladım. Orada da mesela font tasarımını tamamen ben tasarladım. Veya otobanın kimliğini ürettim. Orada fontun özelliği yani logo type'ın özelliği otobanın önceki logosunu Helvetica'dan yapmışlardı. Otobanı Almanya'daki otobanların kendi kullandığı ve otobanlar için üretilmiş font ise DIN isimli bir font. Belki biliyorsunuzdur DIN fontunu. DIN'la Helvetica arasında bir çıktı aslında otoban için ürettiğim logotip. Yani hem DIN'in özelliklerini taşıyor, geometrik özelliklerini, hem de Helvetica'nın geleneksel, klasik tasarım anlayışını taşıyor. Zaten Behance Network'te projenin sayfasında da görebilirler. Bununla ilgili bir görsel de var.
Helvetica ile Dın'ın arasında bir yeni karakter aslında Otoban logotipi. Hep ürettiğim logotiplerde de yeniden özgün bir yazı karakteri tasarlamaya çalışıyorum. Ve hepsinde de aslında bir fikrin üzerine inşa ediyorum. Ve önümüzdeki yıllarda, aylarda yapmayı düşünüyorum. Henüz fikri oluşmuş font tasarımlarım da var. Daha henüz yayınlamadım. Bunların da hepsinin arkasında aslında bir DNA var. Çünkü bana göre tasarım nasıl göründüğü değil, nasıl çalıştığıdır aslında. Yani çok güzel görünebilir. Eğer çalışmıyorsa benim için hiçbir değeri yoktur. Tasarımın çalışması gerekir. Ve kendi sunumlarımda da bunu bolca müşteriye söylerim. Müşterilerime, proje ürettiğim insanlara. Tasarım kendi işlevini yerine getirmeli ve kendi problemini çözmelidir günün evet. sonunda. Yani bir tasarım yapıyorsak eğer kendi kendine bir şeyler de yapmasını bekliyoruz. Bir şeyler yani bir hayatta bir problemi çözmeli. Yani bir tasarım, iyi bir tasarımın bence temel özelliği hayatta, yani mesela Fabrik Gotik retro 1930'ların 50'lerin kondens yazı karakterini günümüze taşıyan bir font tasarımı aslında. Ve yaptığı şey o günün grafik anlayışını bugüne getirmesi. Bugünkü fontların, o modern fontlarının yanında retro bir hava estirmesi. O yüzden bu motor yağı tenekelerini üretmemin sebebi yani... Onu soracaktım. Yani hani neden... Bu da mesela 50'li yılların motor yağı tenekesi ama burada bir şey daha söylemiş oluyorum. Aslında bunları yapmamın sebebi de oydu. Bugünkü motor yağı ambalajlarına bakarsanız, plastik ambalajlara ve bir yandan da bu eski 1950'lerin motor yağı tenekesi, Castrol motor yağı tenekesi aslında bu. 50'lerin motor yağı tenekesine bakarsanız ikisi arasında grafik olarak da ürün tasarım olarak da bunu seçmeniz çok olası. Yani bunun da Behance Network'te Public Gothic diye bir sayfa var. Orada ikisini yan yana koyduğum bir görsel var. Bunu ben kendim bunu ilk tasarlarken söylemiş ve kurmuştum ama her şeyi de böyle kıyaslayan tasarımcı olmak istemediğimden bununla hiç o zaman modernini kıyaslamamıştım. Ama Amerikalı bir tasarımcı New York'ta çalışan bir tasarımcı bunu görüyor benim blogumda ve bunu yayınlarken o kıyaslamıştı. Bakın aslında bugünle 50 yıl öncesi arasında nasıl bir gerileme var diye. Yani normalde çünkü biz bunu sorgulamıyoruz. Yani mesela motor yağı tenekesi, motor yağı alırken arabası olanlar istiyor. Benim de arabam var mesela gidip. Motor yağını zaten benzinlikte çalışan ya da serviste çalışan kişi koyduğu için ambalajına bakmıyoruz. Benzinliğe girdiğimizde motor yağı ambalajları var aslında ama hiç şöyle bir grafik tasarım kritisyeni olarak yaklaşmıyoruz onlara. Yani ya acaba bunların üzerinde ne font kullanılıyor diye sorgulamıyoruz. Ama bugün bakarsanız eğer Public Coaching Viyans Network'teki sayfasında bununla beraber görebilirsiniz. Bagajı kısıtları vardı galiba. Bir gerileme var yani bence. Grafik tasarımında bir gerileme var. Yani mesela motion blur'lar var. Bir dönem moda olan. Böyle efektler var. Sanki bir mesela Mobil'in ya da BP'nin ya da Castrol'ün marka DNA'sını yansıtan değil de ucuz bir estetiği yansıtan, kiç bir estetiği yansıtan bir halleri var. Bu da bence yani bir katkı sağlıyor benim Public Gothic'i göstermemde ve insanların Public Gothic'i kabul etmesinde. Public Gothic'in de ben yine TED sunumda anlattığım ilk Amerikalı bir şirket
tarafından alınması istemesi mesela bana çok garip gelmişti. Normalde ücretsiz dağıttığım bir fontu. Birisi satın almak istiyor. Wiley isimli bir yayın şirketiydi. Amerika'nın en büyük yayın şirketi. Ücretsiz kullanabilirsiniz dedim ben Wiley'e. Dediler ki biz ücretsiz font kullanmıyoruz. Asla yayınlarımızda ücretsiz free font kullanmıyoruz. Peki dedim, satın almasınlar diye bir ücret söylemiştim. Nasıl olsa bu fiyata almazlar herhalde diye. Ve aldılar. Ve ondan sonra pek çok şirket lisansladı galiba. Pek çok şirket lisansladı. Yani American Airlines lisansladı. TWA San Francisco lisansladı. Michigan Üniversitesi lisansladı. Yahoo lisansladı. AOL lisansladı. Veya Ivory Denizen diye bir yine büyük bir etiket şirketi var. Dünya ölçeğinde çalışan. Onlar lisansladı. Wiley birçok Wiley'nin yan kuruluşu lisansladı. Public Coty'de ben tasarlarken ya bir sürü şirketin lisanslayacağı, herkesin satın almak isteyeceği bir font tasarlıyorum. Tasarlamak istiyorum değil, tasarlamadım. Evet. Çünkü bu bir amaç değil. Bu bir sonuç. Benim amacım gerçekten orada gördüğüm problemi çözmekti. Ben tasarımcılara hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bazen mesela müşterilere bunu anlatırken zorlanıyorum. Ben sizin bir probleminizi çözeceğim diyorum. Müşteriler bazen bizim bir problemimiz yok diyorum. O zaman bana ihtiyacınız yoktu. Merak etmeyin, ben o problemi bulacağım diyorum. Ve bu problemi buluyorum, onu çözüyorum. Çözdüğünde anlıyorlar aslında bir problemlerin olduklarını. Evet. Peki tipografinin bir modası olduğunu düşünüyor musunuz? Yani işte yani bir modası varsa Helvetica'yı kullanmayı bırakmamız lazım ama bırakmıyoruz bir türlü. Yok, ben tipografinin de tasarımının da tabii ki güncel trendlerden etkilendiğini düşünüyorum ve ben de bu trendleri takip ediyorum. Bir iletişim tasarımcısının modayı da takip etmesi gerekiyor. Modayı da, çünkü iletişim kurmak istediğiniz kişinin neye baktığını öğrenmek durumundasınız. Yani ve benim en zorlandığım, en çok zorlandığım şey tasarladığım an değil. Her alanda, her yani mesela ABC'de deterjan sektöründe ne olup bitiyor diye bakıyorum. Ve bunu öğrenmem gerekiyor. Veya otobanda mimarlık sektöründe ne oluyor diye bakıyorum ki öğrenmekten kastım sadece tasarım öğrenmek değil. O yan dalları da öğrenmek. Hem o sektörde ne olduğunu hem de kendi iletişim alanınızda bugün ne olduğuna bakmanız gerekiyor. Yani siz eğer bir iletişim tasarımı yapıyorsanız özellikle günümüzün hızlı değişen dünyasında şunu düşünemezsiniz. Yani bunu böyle davranmamalısınız bana göre. Ya ben tamam anladım. Ben şöyle yaparım. Böyle yaparım. Yani mesela örnek veriyorum. Helvetica'yı kullanırım. Yanında da şöyle bir amblem yaparım diye hiçbir şeye bakmadan, hiçbir araştırma yapmadan tasarım üretemezsiniz. Üretmemelisiniz. Yanlışa düşme olasılığınız çok yüksek. Siz bütün bu mevzuları öğrenip bütün her şeyi analiz ettikten sonra doğru çıktığını verecek laboratuvarın içindeki bilim adamısınız. Yani aslında gerçekten bir, zaman zaman kendimi bilim adamı gibi gözlemliyorum. Yani, çünkü koronayla ilgili mesela çok fazla doktorla, çok fazla bilim adamıyla karşı karşıya geldik. Kafadan atanlar var, evet. Onları bu cümlenin dışında, bu örneğin dışında bırakıyor ama aklı başında konuşanlar ve sürecin başından beri takip ettiğimiz uzmanlar hiçbir zaman kafadan bir şey atmıyorlar. Yani mesela sıcaklarla beraber korona azalacak diyenler vardı. Bir de takip ettiğimiz bunu ısrarla söylemeyen uzmanlar vardı. Bugün mesela hala onları dinliyoruz ve hala aynı şeyi söylüyorlar. Yani biz bu konuyu tam olarak bilmiyoruz. Diyorlar ki sıcaklığı azalmadı, ortaya çıktı koronanın. Yani biz tasarımcılar devam ediyor. Ön yargılarının esiri olmamalı. Anlatmaya çalıştığım o. Önceki bilgilerinin tutsağı olmamalı. Bu
iletişim sektöründe çok düşünen bir hata olduğu için vurgulamak istiyorum. Çok hızlı üretim sürecinde olduğumuz için o üretim sürecinde kendimizi sorgulamıyoruz. Bence en yapmamız gereken şeylerden birisi kendimizi sorgulamak. Ben de size katılıyorum. Yani neye çalışıyorsak, ne üzerine çalışıyorsak eğer, hem rakiplerimizi öğrenmemiz açısından hem de içini yani özümseyip gerçekten bir tasarım ortaya koyabilmemiz açısından gerçekten iyi bir araştırmaya ihtiyacımız oluyor. Bence günümüzün de en büyük sorunu bu araştırma kısmının çok az kalmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle daha hani lisans öğrencilerinden bahsedersem hani araştırmaya üşendikleri için genel olarak sadece kendi yapacağı kısım kadar araştırma yapıyor. Ama rakibini bilmiyor ve özümsemediği için daima bir eksik kalıyor. Abraham Lincoln'un çok sevdiğim bir lafı var. Eğer bir ağacı kesmem gerekiyorsa diyor ve bunun için 6 günüm varsa 5 gün baltamı bilerim diyor. Evet. Ben de aslında tasarım süreçlerinin %70'i en az %70'inde araştırarak geçiriyorum süreyi. Yani öğrenciyken evet ben de zaman zaman değil çoğu zaman son güne kadar çalışmayıp son gün proje yetiştiren insanlardan birisiydim ama bugün öyle değilim. Bugünlerde zaten bir proje planı sunuyorum her zaman proje ürettiğim kişiye. Ve bu proje planına harfiyen uyuyorum. Çünkü kendimi uyumak zorunda bırakıyorum. Her bir dönüm noktasında proje planının bir çıktı vermem gerekiyor. Bunu vaat ediyorum müşteriye. Dolayısıyla o çıktıyı vermek zorunda olmak beni o proje planına sadık kalmaya itiyor. Çünkü insanın kendi kendini disipline etmesi zor. Bir de tasarım dediğiniz şey yaratıcılıkla ortaya çıkan bir eylem. Yaratıcılık da egodan beslenen bir yetenek. Ego da insanın kendini sorgulamasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla ben etrafımda sıklıkla görüyorum. Kendi tasarımının beğenilmesini isteyen insanlar var. Ya da kendi çektiği fotoğrafının beğenilmesini isteyen insanlar var. Beğenilmemesini asla istemiyorlar. Böyle bir opsiyon yok onun için. Bense bunu samimiyetle söylüyorum. Benim tasarımımı kritik eden insanlara soruyorum. Yani benim tasarımımı beğenen insanlar var, beğenmeyen insanlar var. Beğenmeyenden kastım ya ne rezalet şey olmuş diyenler değil de. Yani mesela bir şeyi bir küçük yorum yapıyor. Çok etkileyici bir yorum yapıyor bende. Ve o insan artık benim paletime katılıyor. Böyle bir özel pantone katılım var. Eleştiri aldığım insanlar katılıyor gibi. Ve onlar benim projelerimi ilk görenler. Mesela eşim bunlardan bir tanesi. Tevfik Fikret Bakan diye bir arkadaşım var. O bunlardan bir tanesi. Bir iş geliştirme uzmanı. Hiç tasarımla ilgisi yok ama benim görmediğim açılardan yaklaşımıma sebep oluyor analizleri. Ve bunu şu yüzden vurguluyorum. Bunu eşim de dile getirdiği için. Sana kötü bir şeyler söylenmesinden hiç rahatsız olmuyorsun diyor. Bu zaman içinde işte benim kazandığım bir bağışıklık gibi. Ve beni güçlendiren bir yöne dönüştü aslında. Çünkü bence insanın ilerlemek için bu arada gerçekten etkili eleştiriden bahsediyorum. Yani yapıcı eleştiriden bahsediyorum. Kuru eleştiriden bahsetmiyorum. Evet. Yani ben onu beğenmedim diyen insandan bahsetmiyorum. Onu diyenler de var. Bazen onları da dikkat alıyorum ama bazen almıyorum. Benim sözünü ettiğim şey gerçekten benim göremediğim o açıyı yakalayabilmek. Çünkü aslında problem çok yönlü bir bakış açısıyla çözülebilen şey. Evet. Ve genellikle
problemlerin çözümleri problemin içindeki insanlardan değil, dışındaki insanlardan geliyor. O problemin etkisinde olmayan insanlardan geliyor. Ve ben de çözüme ulaşmak adına her fikri kucaklıyorum, her fikri kulağıma basıyorum. Bunun için zaman zaman o zayıf noktam olan, bana göre zayıf noktam bazen güçlü noktam olmamı sağlayan o egoyu yeri geldiğinde dizginliyorum, yeri geldiğinde frenliyorum, yeri geldiğinde ağzını kapatıyorum, gözünü kapatıyorum. Ve eleştirilerden kesinlikle rahatsız olmuyorum. Ve bana bir şey soran birisine de bunu yapmak istiyorum ama bu hani bu şeyi gözlemliyorum. Herkes de çalışmıyor. O yüzden bazen soruyorum. Yani eleştirmemi ister misin? Yoksa iyi olduğunu söylememi istersin? Ondan sonra çoğunlukla tabii ki eleştirmemi istiyorlar. Böyle bir soru sordun ama. ama şeyi fark ediyorum. Aslında eleştirmemi istemiyorlar. O tepkileri de fark ediyorum. Yani bence insanın eleştirilmeye ihtiyacı var ve bununla barışması gerekiyor. Bir tasarımcının kendine yapabileceği en büyük iyiliklerden birisi bu. Bence de öyle. İki tane sorumuz gelmiş. Hemen onları sormak istiyorum size. İyi bir logo karakterini de tasarlamak zorunlu mudur sizce? Yok, zorunlu değil. Yani burada ben kendim logoları yaparken dediğim gibi font tasarlıyorum. Şöyle bir sıkıntı var tipografide. İnsanlar çok aynı tipografilere hapsolmuş durumdalar. Yani mesela Gotham diye bir yazı karakteri var. Bu çağı bir köşeye sıkıştırmış vaziyette. Aynı daha önce Helvetica'nın bir çağı bir köşeye sıkıştırdığı gibi. Helvetica belgeselini izlediyseniz. Bir dönem her şey Helvetica'ydı. Hesabımıza baktığımızda halen Helvetica'nın bir dominant etkisi var. Bir çağı futura ya da bir çağı avantgard etkisi altına almış. Tipografi çok zor bir alan. Bunu içinde çalışan birisi olarak söylüyorum. Çünkü insanların beklentileri var bir logo tasarımında. Ve bu beklentiler sizi aynılaşmaya itiyor. Yani Gotham kullananlar ya da Helvetica kullananlar o beklentileri de yanıtlamaya çalışıyorlar aslında. Dolayısıyla aynı olmak da bir tasarımcının yapabileceği en yanlış tasarım sonuçlarından bir tanesi. Çünkü ayrışmanız gerekiyor. Yani logo tasarımıyla da. Aynı zamanda kendi tasarımınızla da. Yani başka bir yere oturmanız gerekiyor ki ayrışabilin. Dolayısıyla bana göre yazı karakterini tasarlayarak üretmek logoyu karakteri tasarlamadan üretmekten daha kolay. Tabii ki daha çok araştırmayı zorunlu kılıyor ama bunun yapılmış fontunu bulmak bugün için gerçekten zor. Birçok markaya bu en uygun fontu bulmak zor. Ya da işte Gotham'ı kullanmamak zor. Yani ben bugün bir Lens Network'te baksak çok ciddi bir dominant fontlar gezegeni göreceğimize eminim. Çünkü yani bunun dersini de veriyordum tipografide. Font in Use diye bir web sitesi var. Bilmiyorlarsa girmelerini tavsiye ederim. Birinci sırada mesela hemen söyleyeyim. Futura vardı. Futura 1900 yılların başında yapılmış bir font tasarımı. Yani bu ne kadar aslında bir yere sıkıştığımızı gösteriyor bana. Yani demek istemiyorum ki bizim 2018 model bir font kullanmamız lazım. Ama yani Futura'dan başka bir şey kullanalım yani. Yani tek kullan, bence Futura çok güzel font da logoda da çok güzel oluyor. Hemen typeface'e bakalım. Evet, Futura birinci sırada bakın hala. 675 entry ile. Yani mesela Helvetica ilk 10'daydı
ya da aksidens protez. Yani böyle ilk ona baktığınızda şey gibi. Ben bazen hayatı yani örnekleyerek daha iyi anlatabiliyorum. Televizyona baktığımızda da tartışma programlarında hep aynı insanları görüyoruz ya. Ya da YouTube'a gidiyoruz, hep aynı insanlar gözümüzün önüne geliyor. Aslında tasarımcı olarak da bunu simüle ediyoruz. İşte Futura'yı ve Helvetica'yı kullanarak. Yani aslında insanlar da baktıklarında hep aynı fontlara bakıyorlar. Ve ben yani bunu hem terzi işi olarak zaten çok iyi pazarlıyorum. Müşteriler de böyle olmasından çok mutlu oluyorlar. Özellikle günümüzde büyük markalar kendi fontlarını tasarlattıkları için. Yani Google'un kendi fontu var. Apple'ın kendi fontu var. Samsung'un kendi fontu var. Dolayısıyla size Gotham'ı kullanarak bir logo yaptım demektense size özel bir logo tasarladım demek müşterinin de daha sahiplenebileceği bir şey. Her açıdan çok güzel bir şey yani. En azından zorunlu değil ama kendini özel hissediyor. Yani o müşteri kendini çok yani hem müşteri kendini özel hissediyor hem bakan kişi daha iyi ayrıştırabiliyor. Çünkü şey daha zor. Ya bu Gotham aynı Gotham'a bakıp aynı Helvetica'ya bakıp o markayı hatırlayabilmek, beyne bunu zorlamak daha zor. Ya bu logosu Gotham'da ama marka neydi ya hatırlamıyorum şeklinde buluyor insan genellikle kendini. Hatırlanan şey Cem Yılmaz oluyor. Reklamın kendisi değil de. O zaman bir sorumuz daha var. Mehmet Gezi, evet. Bundan 5 yıl önce kendini nerede görüyordu? Vallahi kendimi aynı noktada görüyordum bilgisayarın karşısında. Yani benim hayatım aslında çok değişmiyor. Büyük bir ihtimalle 70 yaşında da hala değişmiyor. Böyle daha çok öğrenin, işte font tasarlayın falan diyen bir adam olacakmışım geliyor bana. Evet, eriştiğim insanlar artıyor. İnsanlara öğrettikçe ben de öğreniyorum ve bu öğrenme artık bir nevi müptelası olduğum bir şeye dönüştü benim için. Ve kendimi alamıyorum bu süreçten. Ama asla ileriyi hayal edemiyorum. Yani ileriye yönelik kendimi şuraya gideceksin diyemiyorum. Çoğunlukla tahmin edemiyorum gittiğim yönü. Ama sıklıkla geriye bakıp yaptığım şeyleri anlamaya çalışıyorum. Ve hatalarımdan ders çıkartmaya, o sözünü ettiğim o kötü kararları çözmeye çalışıyorum. Ve bunları deneyime dönüştürmeye çalışıyorum. Süreçlerimi daha verimli hale getirmek için. Ve bunun için çoğunlukla insanların feedbacklerini almaya çalışıyorum. Kendimi okumaya çalışıyorum. Çok sevdiğim bir söz var. Geçtiğimiz hafta öğrendiğim. Da Vinci tarafından söylenmiş. Bir insanın erişebileceği en büyük hükümdarlık kendi içinde kuracağı hükümdarlıktır diyor. Ben de aslında kendi içindeki hükümdarlığımı güçlendirmeye çalışıyorum. Evet, yani daha fazla bilgi öğrenerek. Evet, yani kendimi öğrenmeye. Gelecekte. Evet, kendimi öğrenmeye ve kendimi geleceğe daha güçlü üflemeye çalışıyorum geleceğe doğru. Daha çok insanla tanışayım, daha çok soruları yanıtlayayım diye. Bir izleyicimiz de üniversitede proje ödevim olarak sizi seçmiştim. Sizi öyle tanıdım ve o günden beri sizi takip ediyor ve örnek almaya çalışıyorum yazmış. Sezgin Dursun olsa gerek diye düşünüyorum soyadında. Selamlar. Başka ben soru kaçırdım mı diye şu an kontrolümü ediyorum ama kaçırmadım galiba. O zaman benim elimde son bir sorum kaldı. Evet. Onu sormak isterim. Sizi etkileyen ve takip etmekten ya da hani önceki işlerini açıp açıp baktığınız tasarımcılar kimlerdir diye bir merakım oldu benim.
Ben bunu eskiden birçok kişiye sorardım. Ve bir dönem takip ettiğim tasarımcılar da oldu. Mesela Atik Design diye bir tasarım şirketi vardı. Şu anda dağıldı. Ama sonra şunu fark ettim. Dedim ya aslında problem içindeyken göremediğimiz şey. O yüzden tasarım kitabından ziyade başka alanlara kaymaya ve başka alanlardan bilgi edinmeye başladım son yıllarda. Tasarımda ilerleyen insanlara da tasarım yani benden öğreneceklerinden daha çok bilgiyi tasarım dışındaki bir insandan öğrenebilirler. Evet hani benim işlerimi de incelemek istiyorlarsa inceleyebilirler. Bununla ilgili soruları varsa her zaman sorabilirler. Ama tasarımcıları takip etmesi aslında o faturanın egemenliğiyle sonuçlanan süreçte Biraz bir etkileşim olduğu evet için yani biraz bir bir akılda kısır kalıyor. döngüye hapsolmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla olabildiğince etkilenmesinler tasarımcılardan. Ben etkilenmemeye çalışıyorum. Halen ara ara baktığım ya ne yapıyormuş acaba dediğim tasarımcılar var mı? Onlar beni etkilemiyorlar. Sadece merakla takip ediyorum işlerini. Benim tasarım kariyerime ya da tasarım projelerime etki eden insanlar değiller onlar. Tasarım projeleri de bunlardan etkilenmemeli zaten bence. Biraz önce de sözünü ettiğim o sürekli öğrenmenin önündeki engellerden birisi haline geliyor bu eğilim. Ve bir şey daha var. Bu zaman zaman akademisyenlerin bize önerdiği bir şeydi ama ben kendi öğrencilerime bunun doğru olmadığını ikna etmeye çalıştım. Üniversitede ders verdiğim sıralarda. Bir tasarımda iyi olmak istiyorsanız, yani herhangi bir tasarımda, yani tipografi tasarım olabilir, bu arayüz tasarım olabilir. Evet, çok fazla şeyi incelemeniz gerekiyor ama asla kopyalamamanız gerekiyor. Evet, kesinlikle. Çünkü kopyalamak, yani bu şöyle bir inanış var. Kopyalamak aslında öğrenmenin ilk adımıdır diye bir inanış var. Bu eskiden bize söylenirdi. Hayır, öyle değil. Kopyalamak başka bir deneyim. Tasarlamak başka bir deneyim. Kopyalayan insan hayatı boyunca hep kopyalayan insan oluyor. Yani benim öyle tasarımcı arkadaşlarım var. Her zaman kopyalayabilecekleri bir tasarım bulmaya çalışıyorlar. Ama her zaman da o tasarım bulunmuyor. Yani mesela bazen değil, son zamanlardaki ürettiğim projeden ambalaj tasarımı mesela, bu ABC'nin ambalaj tasarımında bana ilham veren tek bir deterjan ambalajı bulamadım neredeyse. Ya da deterjan ambalajdan da tekil ambalaj bulabildiğim olmuştu etkili olan ama marka kimliği olarak bütünlemesine beni etkileyen bir kimliğe ulaşamadım tüm dünyada yaptığım araştırmada. Böyle bir noktada ne yapacağız kopyalayacaksak? Hani Yapılacak bir şey diyelim ki kalmadı. mesela Mars'a gönderecek rokete ihtiyacımız var ama Mars'a gitmiş hiç insan yok. Ne yapacağız? Kopyalayacak. Çok sevdiğim bir söz var. Aslında Picasso'nun söylediği. Zaman zaman Steve Jobs'a da mal edilen. İyi sanatçılar kopyalar, müthiş sanatçılar çalar diye. Bunun da yanlış anlaşıldığına inanıyorum ben. Şöyle ki burada kopyalayanlar doğru iyi sanatçılar kopyalarlar ve bir akımı sürdürürler. Yani impresyonistler çıkar. Impresyonist olurlar. İlk onlar başlatmamıştır ama. Çalanlar ise bu benim bu söyleyişe, bu söze, özdeyişe yaptığım yorum. Çalanlar işte şöyle yapar aslında. Onun arkasını öğrenir. O hareketin görünmeyen kısmını öğrenir. O hareketi gerçekleştirdiğinde artık o hareketin aslını değil, o kişiyi odak noktası haline getirirler. Yani günün sonunda ya bu
şeyin şey tasarımına benzemiyor mu demezler de gerçekten orijinal bir tasarım derler. Oysa etkilendiği bir tasarım olmasına rağmen. Evet. Burada yaptığı şey ne? Biraz önce sözünü ettiğim şey aslında. O tasarımı anlamak ve arkasındaki DNA'yı çözmek. Ve böylelikle siz bunu, yani baktığınız şeyi bir adım ileri götürmüş olursunuz. Ve bence zaten dünya kültürel mirası da böyle ilerliyor. Yani Helvetica gerçekten zamanında hala günümüzde çok başarılı bir font ve Akzidenz'in uzunca bir süre taşıdığı bayrağı devralmış Akzidenz'den ve onu bugüne kadar getirmiş. Ama yan yana koyduğumuzda Akzidenz'den bir bakış açısıyla farklı değil. Yani tabii ki çok büyük farkları var. Ama anneme göstersem, hani Akzidenz'de ve Helvetica ile bir şeyi yazsam ya da Ariel'le Helvetica ile bir şey yazsam bunlar aynı diyebilir yani annem. Evet. Tipografik farkındalığı olmadığı için. Ama Helvetica'ya bakan şöyle demiyordur. Ya bu Akzidenz'in aynısı. Sözünü etmeye çalıştığım bu. Helvetica'yı üretebilmeniz için Akzidenz'in özüne inmeniz gerekiyor. Onu anlamanız ve onun gerçekleştirdiği şeyi bir adım öteye götürmeniz gerekiyor. Benim çalışmalarıma benzeyen çalışmalar olması da mesela zaman zaman dünya üzerinde yapanlar oluyor. Baktığımda bir adım ileri gitmesini arzu ediyorum. Yoksa niye yaptın? Aynısı zaten. Yani, yok, yani zaten yapılmış bir şeyi niye yapıyoruz? Ya bence bizim yani şu andaki lisans öğrencilerinin genel sorunu da hani etkilenmek ve sizin dediğiniz gibi bir noktaya bir adım öteye taşımaktansa hani aynı şeyi döndürmek. Hani çünkü onun doğru olduğunu düşünüyor olabilir. Yani. Yok. Bu doğru olduğunu düşünmekle ilgili değil aslında. Bu sürecin kendisiyle ilgili. Son güne bıraktığı için çalışmayı yapmaya. Dolayısıyla bir böyle bir tavşan çıkartması gerekiyor şapkadan. Nasıl yapabiliriz? Daha önceden çıkarılmış bir tavşan bulalım o zaman diyor. Ve o tavşanı ortaya koyuyor. Ve işin kötü tarafı benim üniversitedeki derslerimde hep öğrencilere anlatmaya çalıştığım şu. Şöyle diyorlar. Ben de böyle diyordum. Oradan biliyorum bu arada. Bu sözünü ettiğim bu söylediğim şeyler empati kurabilmem sayesinde empati kurabiliyorum çünkü benzer yollardan geçtiğim için. Evet. Bunu böyle yapıyorum ama bir sonraki projede çok araştıracağım. Böyle çok güzel bir şey yap. Yani orijinal bir üretim yap. Ama burada vakit yok abicim. Sonuçta yattık. Bugün bir şey yapmamız lazım noktasında buluyorlar kendilerini. Buradan kendilerini çıkartmaları lazım. Yani sonuç odaklı değil, süreç odaklı tasarlanmaya kendilerini alıştırmaları lazım. Bunun için kendilerini disipline etmeliler. Çünkü aslında bugün neyseniz yarın olsunuz. Bugün yaptığınız şey, biraz önce sözünü ettiğiniz o süreçle ilgili aslında en büyük şey bu. Bugün ne yapıyorsanız aslında bu sizin yarın ne yapacağınızı kararlaştırdığınız alan. Bir de nasıl hatırlanacağınıza da evet, yani, öncülük ediyor. Yani